Thank you.
Çok zor bir iş değil ama etkileyici fotoğraflar bekliyorum. Bir çekim planlaması yaptın mı? Evet, mankenimi ve istediğiniz mekanı hazırladım. Manken kim? Berk. Bir önceki işimizde beraber çalıştık. Ben de ajansımda memnun kaldık. Yakışıklı, karizmatik, güçlü hatlara sahip olan bir manken. Evet, yakışıklı bir çocuk. Peki gerçekten yetenekli mi? Bence ileride iyi bir manken olacak. Henüz çok tanınmıyor ama medyanın keşfetmesi fazla uzun sürmez. Hem spor gömlekli hem de takım elbise içinde güzel durur bu çocuk. Hı-hı. Çekim mekanını biliyor musun? Firmamızın sahibi işin orada çekilmesini istiyor. Orası nasıl mekanı ben de bilmiyorum. Evet. İstanbul dışında eski bir mum fabrikası. 1960'tan beri mum fabrikası olarak kullanılmış. Aslında babam da bir dönem buranın müdürlüğünü yaptı. Daha sonra emekli oldu. Mekan defalarca yanmış. Sonra tekrar yapılmış, sonra tekrar yanmış. Son durumu bu. Fabrikanın kendisi muma dönmüş zaten. Dikkat edin de siz içerideyken yanmasın. Yerden kazımayalım sonra size mum gibi. İçeriği çok güzel dekore edeceğim. Babamın zengin ve nadide bir aydınlatma koleksiyonu var. Koleksiyondan ender parçaları kullanacağım dekorda. Merak etmeyin Osman Bey. Bu benim hayatımın çalışması. Güzel olacak. Ahmet? Esra? Ne işin var burada senin? Bir toplantım vardı. Sen? Ben burada çalışıyorum. Zamanın varsa bir çay içelim. Başka zaman. Acelem var. Neyse. Seni gördüğüme sevindim. Telefon açmaktan kurtuldum en azından. Neden? Senin sigortacılar hala poliçe yenileme döneminde beni arıyorlar. Biz ayrılalı çok oldu Ahmet. Artık o telefon numarasını değiştirip karının ismini versen diyorum. Zaten benle değil onunla evlendiğin için sigorta yaptırmanın da en doğru hareket. Kusura bakma, tembelliğime geliyor. Ama en yakın zamanda değiştiririm. Kendine iyi bak. Sen de. Efendim Ahmet. Bebeğim. Sınavın nasıl geçti hayatım? Güzel. Sanırım bu sene mezun olacağım. Çok güzel bir haber aşkım. Sana söylemiştim her şey yoluna girecek diye. Ben de çekimin ayrıntılarını öğrendim. Bu mum fabrikası mekanı onaylandı. Ve fotoğrafları teslim ettiğimde de paramızı alabiliyoruz. Sevindim Ahmet. Akşam evde konuşuruz. Tamam bir tanem. Seniz... seviyorum. Annemi üzmüyorsun değil mi? Annemi üzmüyorum. Ablam üzüyor. Hadi lan oradan. Yalancı seni, zıpla. Hoş geldin oğlum. Nasılsın annem? İyiyim evladım. Ben de seni düşünüyordum. Her şey yolunda mı? Bir çekimde kullanmak için babandan bazı eşyalar almaya geldim anne. İş mi buldun yoksa? Yok anne. Tek günlükmiş ama ücreti iyi. Benim süre idare eder. İyi maaşı olan bir iş bulup hayatını düzene sokman lazım senin. Merhaba abi. Özlem. Efendim? Annemi üzüyormuşsun. Öyle söylüyor bu ufaklık. Of abi. Olağan ergen bunalımları yaşıyorum işte. Bana biraz anlayış gösterin, düzelirim. Artık bana dertlerini pek anlatmıyor. Yaşı büyüdükçe nedense bizi unutuyor.
Aman anne, onun aklı şimdi havadadır. Ben konuşurum onu, merak etme. Sen kendi dertlerine bak önce. Senin nasıl? Aranız düzelmedi mi daha? Düzelecek. Oğlum, Selin babasına gidip barışsan. Bak, çok güzel, çok zengin bir kız bulup evlendin. Ama bu küslük yüzünden bir şey elde edemiyorsunuz ki. Evliliğin de kötü gidiyor. Babasının yanında çalışırsan belki Selin'le aran düzelir. Anne, yapma lütfen. Evladım, kız zenginlik içinde büyümüş. Parasız pulsuz mutlu olamıyor. Cicim aylarındayken iyiydi. Ama gerçekler çarpmaya başladı. Anne bak, zaten bunları her gün düşünmekten yeterince başım ağrıyor. Ben sadece babamdan birkaç tane lamba almaya geldim. Babanın lambalarını mı alacaksın? Kesinlikle vermez. Anne, bu çekim çok önemli. Almam lazım. Haberi olmayacak. Merak etme. E babana söyleseydin keşke. Anneciğim, izin vermez biliyoruz. Emrivaki yapıyorum o yüzden. Bak Ahmet, o lambalar babanın için ne kadar kıymetli biliyorsun değil mi? Biliyorum anneciğim. Ha. O yüzden sabah gelirim, erkenden alırım. O dönmeden de gelir yerine koyarım. Yarın akşam babanın arkadaşlarıyla toplantısı var. Onlar gelmeden getiririz. Tamam, ne güzel işte. Tamam. Gözün gibi bak, tamam mı oğlum? Tamam anneciğim, merak etme. Ben şimdi gidip birkaç tane lamba seçeyim. Hı. Sabah da gelir, erkenden alırım, giderim. Hadi. Tamam. Romantik olmamız gerekmiyordu. Ben sadece karımla yemek yiyip aldığım işi kutlamak istiyordum. Ben yatıyorum. Bugün çok yoruldum. Bana olan aşkın bitti mi Selin? Yaşadıklarımız, anılarımız... Hiçbirinin değeri kalmadı mı? Ahmet, lütfen. Ben hala senin gözlerine baktığımda... aşık olduğum ilk günkü o güzel kızı görüyorum. Dudaklarından dökülen her kelimede hala heyecanlanıyorum. Sen bu aşkı görmüyor musun? Aklım çok karışık Ahmet. Çok erken evlendiğimizi düşünüyorum. Evlenmek için onca sorun, onca badire atlattık. Sen babanla kavga ettin, hem de defalarca. Şimdi mutlu olmamız gerekiyordu. Belki de biraz ayrı kalıp birbirimizi özlemeliyiz. Ben yatıyorum. Sabah çekim için erkenden uyanır sanırım. Güzel. Devam ediyorum. Yakın çalışıyorum Berk. Güzel. Evet, bunlar tamamdır. Diğer gömlekleri giyer misin Berk? İyi oldu mu? Güzel güzel. Her şey gayet güzel oldu. Ama aynı pozları diğer gömleklerle de çekmek istiyorum. Rahat mısın? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Su, kahve. Teşekkür ederim. Su iyi olur. Ben hazırım. Tamamdır, başlayalım.
Evet. Mum fabrikasına girenlerin arabası mı? Çok güzel bir manita vardı. Birkaç tane daha da. Manita yemek için yanlış yerdeler. Gittim baktım, fotoğraf çekiyorlar. Para isteyelim bence. Ben oraya gitmem. Bebek gibi korkaksınız lan. Sen istiyorsan git. İki kişi gidersek bizden korkup para verirler. Kaç gündür açız, birer çorba içeriz. Ne var lan bu kadar büyütecek? Gündüz vakti ne olacak? Yürü. Ne zamandır mankenlik yapıyorsun? Bir yıldır. Ama fazla uzun sürmeyecek. Neden, sıkıldın mı? Yok. Üniversiteyi bitirdim de mankenliği de bırakacağım. Etkileyici bir adamsın. Çok ünlü bir manken olabilirdin. Olmak isteyen kim? Ben diplomanın peşindeyim. Hangi bölümde okuyorsun? Sinema televizyondayım. Ben de fotoğrafçılık son bölümdeyim. Karı koca fotoğrafçısınız yani. Karı koca. Kendimi bu tanımlamaya pek alıştıramadım aslında. İşler yolunda gitmiyor mu? Alev aldı, parmağım yandı. İyi misin? Elim duvara dayalıydı. Herhalde duvarda yanıcı bir madde var. Zaten defalarca yanan bir fabrikadan da başka bir şey beklemezdim. Arabada buz olacaktı. Şekiller. Bunlar daha önce var mı? Bunları çekmem lazım. Geldim. Çocuklar. Geçmiş olsun abla. Sağ ol. Sağ ol canım. Abi biraz paranız var mı? Çok açız kaç gündür. Çocuklar içeride yiyecekleri sandviçleri unuttuk. Geçin onların hadi. Hadi. Bunların karnı tok galiba. Ben gidip torbaları alacağım. Ben oraya girmem. Ben yerken bakarsın o zaman.
Bugünkü çekimler harikaydı hayatım. Teşekkür ederim. Bir de şu elin yanmasaydı. Şanssızlık işte. Şimdi nasıl? Bir şey kalmadı. Küçük bir sızı sadece. Dur onu dezenfekte edelim de mikrop kapmasın. Yok ben sonra hallederim. Sen şu çantaları boşalt. Bu elle daha fazla asistanlığını yapamayacağım. Bir de şu babanın lambalarını şurup kırmak istemiyorum. Tamam. Olamaz. Ne oldu Ahmet? Babamın lambaları. 6 tane almıştım. Bir tanesini fabrikada unutmuşuz. İnanmıyorum. Var ya babam beni öldürecek. E yarın gidip alırsın. Bu akşam da bir lamba eksik kalsın koleksiyonda. Olmaz hayatım. Babam hemen anlar. Zaten sabaha kadar sağlam kalacağından da emin değilim. Ben hemen gidip alayım şunu. Bu saatte o kadar yolu geri mi gideceksin? 2 saatte varmıştık oraya. Evet. Oradan dönüşte de anneme uğrarım. Lambaları bırakırım. Ben 4-5 saate kadar gelirim hayatım. Sen bir şey istersen beni ara. Peki. Ben uyuyabilirim. Bugün zaten çok yoruldum. Tamam hayatım. Sana tatlı rüyalar. Bugünkü yardımın için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Alo. Berk. Evet benim. Yazdığım telefon numarasını zar zor okudum. Ama çözmeyi başardım. Ahmet fabrikaya geri dönmek zorunda kaldı. Bana gelmek ister misin? Peki. Adresi yazabiliyor musun?
Hayır. 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 Bunlar olamaz. Bunlar olamaz. Bunlar olamaz. Getir bakalım Ahmet. Baba. Umarım kırık çatlak yoktur. Yok baba. Hepsi sağlam. Ben sana o lambalara dokunulmayacak demedim mi Ahmet? Baba konuşmamız lazım. Baba o fabrikada ne var? Mum fabrikasına mı gittin? Çok insanlar öldü o yangınlarda. Artık oranın adını dahi anmaktan korkuyorum. Bu ayrılık hikayesi beni pek iyi etkilemedi diyeceğim ama... Çok garip şeyler gördüm bu akşam baba. Ne gördün oğlum? Bir çocuk. Hücre gibi bir yerdeydi. Böyle zincirler, kilitler arasında. Fabrika efsanesi bu. İçinde bir çocuğun öldürüldüğünü söylerler. Evet, ben de bunu gördüm. Sakin ol oğlum. Sen küçükken fabrikaya geldiğinde işçiler seni korkutmak için anlatırlardı. Hadi git. Karına sahip çık. Kızın kalbini yeniden kazanmaya çalış. Evliliğini böyle bunalımlarla kurtaramazsın. Uyuyacağını sanıyordum. Dönüp durdum yatakta, uyuyamadım. Kaç kişi döndünüz bu yatakta? Ne demek istiyorsun Ahmet? Hiç. Bu akşam sadece biraz şüpheci olmak istiyorum diyelim. Sana inanamıyorum. Bütün gün asistanlığını yaptım. Arkanı topladım, işinin peşinde koştum. Bana teşekkürün bu mu? Ne yani, sen yokken eve bir adam aldığımı mı düşünüyorsun? Bu muyum ben? Haklısın. Özür dilerim. Kötü bir akşam oldu benim için. Zor bir akşam. Hepimiz yorulduk bugün Ahmet. Şu fabrika çok rahatsız edici bir yerdi.
Sanki lanetli gibi. Evet, neredeyse parmaklarım yanıyordu bugün. Orada sürekli yangınların çıktığını bilmek ve insanların öldüğünü bilmek... sanırım benim biraz sinirlerimi bozdu. Kabus gördüm, o yüzden bağırdım. Beni sen öldürdün Ahmet. Lehüm min cehenneme mihadu. Gerçek olamaz.
yazılar. Bu yazılar normal yazılar değil. Ne yapıyorsun Ahmet? Fabrikaya gidiyorum. Çıldırmışsın sen. İyice saçmalamaya başladın. Selin, beni dinlemiyorsun. Bu yazıları daha önce fabrikada gördüm diyorum sana. Ben gidiyorum. Saçmalıkla daha fazla uğraşamayacağım. Alo. Berk. Aşkım, sana geliyorum. Kolay gelsin. Doktor Gülşah Hanım'la görüşmek istiyorum.
İki saniye lütfen. İsminiz? Ahmet Ata. Doktor hanım, Ahmet Bey sizi bekliyor. Şöyle bekleyin lütfen. Yüz altı tane var. Üçü de. Ahmet Bey. Bir an önce görmek istiyorum. Buyurun lütfen ama sakin olun. Çünkü göreceğiniz manzara çok ağır olacak. Yeniden uyarmalıyım. Çok ağır olabilir bu sizin için. Karınızı teşhis ettiğiniz raporuma yazdım. Buyurun dinlerim isterseniz. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hayır, teşekkür ederim. Peki, ben odamda olacağım. Soruşturma yapabilmem için sormam gerekli. Karınızın başka bir ilişkisi olduğuna dair şüpheniz var mıydı? Bugün şehir dışına çıkmayın. Ağır bir gün geçirdiniz. Dinlenmeniz gerekli. Yarın ifadenizi alabilmem için karakola gelmeniz gerekli. Başınız sağ olsun. İyi günler. Ahmet. Esra. Bir nasıl bu? İlk aranacaklar listendeydim. Değiştirmemişsin. Fabrikada gördüm bunu Esra. Yandıklarını gördüm. Ama şu ana kadar gerçek olduğuna inanmıyordum. Beni dinle Esra. Eski bir fabrika var. Bir mum fabrikası. Mum fabrikası mı? Evet. Çekim için oraya gitmiştik. O günden beri bazı halüsinasyonlar görüyorum. Bir çocuk var. Sanki beni takip ediyor gibi. Thank you.
kendi kendine yandı. Tan? Efendim? Ablanla uğraşma. Bir daha da ateşle oynama. Ben bir şey... Ben sana ateşle oynama demiyor muyum? Anneme. Bunu seninle sonra konuşacağız. Bu sefer ucuz kurtuldun ufaklık. Ya ben bir şey... Çaresiz durumdayım Esra. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bu her neyse Selin'i de o öldürdü. Her ateş yaktığında birinin beni izlediğini hissediyorum. Sanki benden bir şeyler istiyor. O fabrikada bir şey var. Biriyle tanışmanı istiyorum. Miydiniz? Artık ruh çağırmıyor. Lütfen gidin. Tekrar musallat olmalarını istemiyorum. Sorularıma cevap alana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Şu anda sınırdasın. Sana musallat olmak üzere. Yıllardır seni arıyor. Ve ulaşmış. Sınırı geçersen onun için çalışmaya başlayacaksın. İstediklerini yapsan bile acı çekmeye devam edeceksin. Nefes aldıkça ciğerlerine iğneler batacak. Tüm kemiklerin her akşam kırılacak. Ve bu yaşadığın her gün olacak. Tanrı'ya bunun bitmesi için yalvaracaksın. Ölüp kurtulmak isteyeceksin. Çığlıklarını kimse duymayacak. Buna rağmen bilmek istiyor musun? Evet.
Ne olursa olsun yerlerinizden kalkmayın. Bunu istediğinizden gerçekten emin misiniz? Gözlerinizi kapatın. Ve her ne olursa olsun etrafınıza bakmayın. Ben tamam demeden asla cenlerin dışına çıkmayın. Ne olursa olsun yerlerinizden kalkmayın. Ateş birleştirici olduğu kadar ayırıcıdır da. Minel cinneti fennas. Kul ez bir Rabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min şerril. Vesfasil. Annas. Elle züyü fes ve züyü fi sütrinnas. Minel cinneti fennas. Kul ez bir Rabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Elle züyü ve yes ve su ve sütrinnas. Minel cinneti ve nas. Gitmek istiyorum. Yerinden kalkma. O da bunu istiyor. Neredesin? Emrediyorum. Neredesin? Neredesin? Ateşle görür. Her ateş onun gözüdür. Ailesini bulmanı istiyor. Anne babası utandıkları için çocuklarını öldürmüşler. Sakatlığından dolayı günahsız bir çocuğu öldürmüşler. O da ailesini arıyor. Bu çocuğun anne babası hala hayatta. Onları bulursanız bu öfkenin başka bir yöne akmasını sağlayabilirsiniz. Nasıl bulacağız? Babam. Babam o fabrikanın müdürüydü. Baban o fabrikanın müdürü müydü? Evet. Ve o fabrikaya girdiği halde hala hayatta mı? O fabrikada bir yazı okudu. Arapça bir yazıydı. Bana hayat verenler gözlerini kapadığında benim gözlerim açılacak. Arafta kalan ruhum özgürlüğüne kavuşacak. Onu öldüren anne ve babasını istiyor. Ki onları bulana kadar herkesi öldürecek.
Babam. Kendi ailesini bulana kadar senin ailenle yaşayacak. Sizin için dua edeceğim. Bul onları. Hadi baba, aç şu telefonu, hadi. Hadi baba, aç şu telefonu. Alo? Baba. Sana bir şey soracağım. Mum fabrikasının sahibi ve karısı. Neredeler şimdi? Oğlum. Ahmet, neler oluyor? Baba, çok önemli. Neredeler? Bir çiftlik evi vardı. Sen küçükken onları ziyarete gitmiştik. 5-6 yaşındaydı. Hatırlamam. Ama normal. Nerede bu baba? Çatalca'nın girişinde. Zaten tüm arazi onların olduğu için girişteki tek çiftlik. Ailenden uzak dur. Ailenden uzak dur. Ailenden uzak dur. Hadi Esra. Buraya daha önce gelmiştim. Buraya daha önce gelmiştim. Ne istiyorsun bu saatte? Kemal Bey. Kimsin sen? Siz mum fabrikasının sahibisiniz değil mi? Siz nereden biliyorsunuz bunu? Kemal içeri gir. Defol! Defol git buradan! Thank you.
lanet artık bitti. Mutlu bir aileyiz. Ahmet. Ahmet'i fabrikaya gönder. Ruhunu hiç ulaşamazsın lan.